Ankara'da pidenin fiyatı ucuzladı ama 10 liradan 9 liraya geldi. Yani 1 lira ucuzladı. Geçen sene 330 gramdı bu sene ve 6 liradan satılıyordu. Bu sene 300 gramı 10 liradan satılacak diye açıklama yapılmıştı. 1 lira ucuzladı, 9 liradan satılacak. Tüketiciler Birliği'ne göre Ramazan korisi bu yıl %216 zamlandı. Bir yılda %216. Enflasyon verileri o zaman bizi, TÜİK'in verileri acaba bizi ne kadar doğru tarif ediyor? Yine hatırlatmış olalım, Viskar'dan söz ettim. O kadar uzun bir gündem var ki ekonomi başlığını burada topluyorsunuz, siyaset başlığını burada toplayamıyorsunuz, yetiştiremiyorsunuz. Siyasetten de konuklarımız olacak ama en önemli, en kıymetli konuğumuz sizsiniz. Neredesiniz, nereden günaydın diyorsunuz ve bizlere ulaştırmak istediğiniz, özür dilerim, mesajınız nedir? Biraz Huzur başlığı altında konuşalım. Ramazan ayı geldi. İlk teravih, ilk sahur. Camilerin mahyaları yandı, ilk teravih namazı kılındı. Tüm Türkiye Ramazan ayını davullar ve manilerle karşıladı. İlk sahur yapıldı, ilk oruca niyetlenildi. Yardımlaşma, dayanışma, yoku yokluğu anlama, yan yana gelme ve aynı safta buluşma. Ramazan'ın anlamını idrak etme. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. Ramazan'a kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Allah herkese güle güle oruç tutmayı nasip etsin. İnşallah rahmet ve bereket olur. Hüzünlü bir Ramazan geçiriyoruz. Ama inşallah dualarla bu şekilde Müslümanların yardımıyla ayağa kalkacak. Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan'a kavuşma heyecanı vardı. Teravih namazı için dün akşam camiler doldu taştı. Ve ilk sahur yüzlerce yıllık gelenek yine devam etti. Davulcular ilk sahur için söyledi manilerini. Deprem bölgeleri hariç yurdun her bir yanında. Rahmanım illallah, ne versen razıyız, bize elhamdülillah. Her mahallede bir Ramazan davulcusuna eşlik edip ilahilerle vatandaşlarımızı sahura kaldırıyoruz. Milyonlarca inanan ilk sahurunu yapıp ilk oruca niyetlendi. Ramazan ayından bereket dilendi. Huzur dilendi, bereket dilendi. İlk niyetler 2023 yılının Ramazan ayı için. Deprem bölgesine gideceğiz. Deprem bölgesinde Ramazan ayı ve Ramazan ayının ilk günü, ilk sahur, ilk teravih. Onun da detaylarını, bilgisini paylaşalım. Hayırlı Ramazanlar hepimize. Çok şükür Allah'a, bak gece sahur da veriyorlar bize. Allah razı olsun bütün dünyadan. Ne bileyim, kurban olduğum Allah hayırlısı olur inşallah bu Ramazan bize. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Ramazan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken kalplerde depremin yasını taşıyor. Depremzedeler afet bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde ilk sahurlarını yaptı. Sahur olduğu için hiç sıkıntı değil. Her yerde duygularımız sahur. Bugün ilk gece zaten aynı. O duygu yaşanıyor. Buruk ama mutluyuz. Sıcacık evleri ya yıkıldı ya hasar aldı. İlk sahura çadırlarda, konteynerlarda kalkıldı. Hatay'da konteyner kentte 1500 kişi kurulan aşevinde çorbasını içti, peynirini, zeytinini yedi, oruca niyet etti. Deprem sonrası böyle bir imkan sağlandı. Kimlerin katkısı olduysa sağ olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Ramazan ayını böyle geçirmek hiç kimse istemezdi tabii ki. Bu acı günlerde bu kadar ölü kayıplarımız olduğu için çok üzgünüz özellikle, öncelikle. Hazırlanıp kese kağıdına konan sahurlukları almak için sıraya girdiler. İskenderun'da gemide kalan depremzedeler ilk sahurlarını aileleriyle, yakınlarıyla bir masanın etrafında toplanarak yaptı. Gaziantep'te Nurdağ ilçesinde konteyner kente kalan vatandaşlar dağıtılan çorbalarını konteynerde içti. Gaziantep'in farklı noktalarında da depremzedelere çorba dağıtıldı. Ramazan ayı hoş geldi, sefa geldi. Tabii buruk bir Ramazan. İlk teravih dedik.
ve bugün ilk sahurumuzu yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızın açmış olduğu çadırda sahurumuzu yaptık. Ve inşallah bugün ilk orucumuzu da tutmuş olacağız. Depremin büyük yıkım yarattığı illerden Adıyaman'da görüntüler çadır kente kalan vatandaşlar için kurulan aşevinden. Kimi kurulan alanda, kimi çadırında yaptı sahurunu. Ezan vakti geldiğinde ilk oruçlarına niyet etti. Öte yandan afet bölgelerinde davul ve klarnet çalınması yasaklandı. Yaşamını yitiren 50.096 kaybımıza saygı gereğince müzikli sahur programları düzenlenmeyecek.